Merhabalar, ben Cem Toker, Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanıyım. Ne olacak? Doların yükselmesi, piyasaların hareketi... Dolar yükselmiyor, Türk lirası çöküyor. Çalışmada iş yerinde 3 arkadaşı ayda 2000 lira alsın diye kapının önüne koyulan adam 0 liraya talim edecek ve işsiz kalacak. Bu adam o akşam evine hangi yemeği götürecek, hangi ekmeği götürecek? Bu ekonomik krizde değiliz, biz siyasi bir krizdeyiz. Kuvvetler ayrımı. Siz bunları bir bütün halinde raydan çıkarırsanız patlıcanın biberi burada her sene konuşursunuz. Yani bu Avrupa'daki zenginlik, Amerika'daki zenginliğin çoğu da sonuçta dünyanın başka yerlerinin sömürülmesiyle elde edilmiyor. Sömürmesin kendini. Niye Afrikalı gidip de Amerika'yı sömürmemiş, Avrupalı gidip Afrikalı'yı sömürdüyse orada da bir gönüllülük var bazen yani. Çünkü kabile reisi alıyor, siyahları topluyor, köle gemisine koyduruyor, ondan sonra para alıyor karşılığında falan. Onları iyi irdelemek lazım. Yüz küsür bin makam aracının olduğu ülkede, yönetenlerin emrinde olduğu ülkede de çalışanın, fakirin, fukaranın, emekçinin halinden anlayacak siyasetçi bulunmaz. Yumuzun ahlakından, heykelden tahrik olan bürokratlar değil, aileler sorumlu olacaktır. Bu kadar para bedava denilen eğitime gidiyor. Karşılığı da ortada. Eğitimin kalitesizliğini benim anlatmama gerek yok. Çocuğu 12 sene eğitiyor devlet eğitimi, ondan sonra herif sıfır çekiyor bilmem ne sınavlarında. Yani saksı çiçeğini de soksan sınava, o da sıfır çekecek, sıfır maliyetle. Konuşurken birimizde silah olsa tedirgin oluruz, tamam mı? Ben bu partiye ilk girdiğimde Besim Tibuk'un lafları vardı. Genel kurmayı Ankara'nın dışına çıkaracağız. O ordu birlikleri Ankara'da ne arıyor? Beyefendi bağlanma, kapat. CEO. CEO beyefendi, CEO. I am sorry about that. Hocam lütfen. Buyurun. Cem Bey buyurun. Levent Kırca gibi program yapıyorsunuz. Kusura. Levent Kırca'nın neyi varmış? Levent Kırca büyük bir adamdı. Mesela 15 Temmuz'da ne yaptınız? Neredeydiniz? Avrupa'daydım. Bir haberiniz var mı? Tatilde. Televizyonda herhalde. Ha, televizyon. Hayır yani 15 Temmuz'un olacağından yoksa haberiniz yoktu. O yüzden gitmediniz yani. Gelişmekte olan ülke diyorlar ama ben gelişmemekte ısrarcı ülkelerin başında gelen Türkiye diyorum. Şimdi hiçbir yeni kurulan parti, ben sizin canınızı okuyacağım, özgürlüklerinize saygı göstermeyeceğim, hukuka saygı göstermeyeceğim diye kurulmuyor. Beşiktaş Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği zaman, dandik köy takımlarına yenilip gruptan çıkamadığı zaman UEFA bunları tık 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 10 basamak düşürüyor mu? Düşürüyor. Bunlara inanıyorsanız Türkiye'nin 2018 Ocağı'nda tarihinde ilk defa özgür olmayan ülkeler kategorisine düşürüldüğüne de inanacaksınız. 2010 kravatı takıp boynunu büküp pişmanım diyene duruşmadaki iyi halinden dolayı saçmalığı ile ceza indirimlerine son vereceğiz. Millet beni kim temsil ediyor Ankara'da bilmiyor, siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Muhatabımız yok. Çünkü bize 4 senede 5 senede bir işte bir kağıt parçası koyuyorlar önümüze. Kurt, kuş, kuzu, ampul, balık falan bir tanesine basıyoruz. Ne yaptın? Oy kullandım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir olduğu için ben temsilcimi, benim hakkımı, hukukumu koruyacak meclisteki adamı seçtim. Ne adamı tanıyorum, ne ben, o beni tanıyor, ne sizi tanıyor, ne siz onu tanıyorsun. Böyle bir ülkeler zenginleşir. Çok seslilikten korkan, ekran karartan ülkelerin yöneticileri zenginleşir, halkı fakir kalır. Yalnız şunu da vurgulayalım, şiddet asla özgürlük değildir. Çizgi orada çizilir. Yıllardır bir kafa geliyor türbanlıyı coplatıyor, ağlatıyor. Diğer kafa geliyor ücretsiz eğitim isteyenleri coplatıp hapse tutuyor. Bir kafa geliyor Güneydoğulu vatandaşlarımıza hayatı zehir ediyor. Ya arkadaş rahat verin, huzur verin insanlara. Terör örgütüne üye olmamakla bir sanki terör örgütünün noter tasdikli üyelik kayıt defteri var. Seçim sonrası naçizane tavsiyem, ufukta AKP-MHP koalisyonu görürseniz derhal Ege kıyılarına doğru yavaş yavaş yol alınız. Zekası şu su şişesine eşit çocuğu ben. Siyasi kariyerimde bana hakaret eden hiç kimseye karşı yargıya ağlayarak, sızlayarak tazminat diye gitmeyeceğim. Ama iftira atanın da sırtından gömleğini alırım.